Amin abi, diğer taraftan varacaksın babana rağmen. Nerede 29? Aman ya. Öncelikle teşekkür ediyorum. AFAD destek gönülleri ve AFAD gönüllerine yönelik bir etkinlik düzenlemesi istediler. Bizler de bu kapsamda genel olarak AFAD gönülleri ve destek gönülleriyle beraber sabahleyin saat 8.30'dan kurumdan ayrılarak spor eğitim merkezine geldik. Burada olan bazı çalışmaları, daha önce planlanan bazı etkinliklerimiz vardı. Bunların başında işte masa tenisi, langırt, okçuluk, dart ve benzeri şeyleri gerçekleştiriyor şu anda. Sabahki programımızda da başlangıç olarak bir kahvaltıdan sonra biz bir tanışma toplantımız oldu. Bununla ilgili yine gönüllülükle ilgili bir video gösterimiz oldu. Derken yürüyüşe çıktık. Değir mevki, yani yamaç paraşütünün yakınına kadar bir yürüyüş yaptık. Orada da bir oryantilik çalışmamız oldu. Gönüllerimizle beraber. Dönüşümüzde de görmüş olduğunuz gibi öğle yemeğinden sonra bu tür çalışmalarımızda okçuluk, dart, langırt ve masa tenisi çalışmalarımızı yaptık. Burada tabii ki amaç nedir? Amaç gönüllerimizle etkileşim halinde, kaynaşma hedefimizdi. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki burada gerek katılımcı arkadaşlar, özellikle AFAD gönülleri ve destek gönüllerinin katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Ve tabii ki burada benim mesai arkadaşlarım, arkadaşlarım da, meslektaşlarım da emekleri var. Burada çok ciddi anlamda çabaları vardı. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Eğitimimiz, yaptığımız eğitim çalışmalarımız, tatbikatlarımız. Eylül'ün 30'unda bizim hem saha uzantılı masa başı tatbikatımız oldu. Burada temel amacımız nedir? Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığı. Dolayısıyla toplumda bir afet farkındalığı oluşturmak, bu bilinci oluşturmak bizim ana hedefimizdir. Bunda da eğitimler özellikle başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Burada gerçekten arkadaşlarım, yine tekrar söylüyorum, hepsi üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Eğitimlerin yanında tabii ki tatbikatlarımız da, gerek kurumların talepleri doğrultusunda olsun, gerek diğer kendi her an göreve hazır olmamız açısından sürekli yaptığımız tekrarlardır. Bu konuda bize destek veren başta Sayın Valimizi ve diğer ilgili kurumlara çok teşekkür ederim. Onlara şükranlarımı arz ediyorum buradan. Sağ olsunlar. Tabii ki burada çok çok önemli. Bizim malumunuz, ülkemiz başta deprem olmak üzere birçok afetle karşı karşıya. Bunun en acı örneğini 6 Şubat'ta yaşadık toplum olarak. Yani gerçekten asrın felaketini yaşadık. Ama toplum olarak da o asrın felaketini asrın dayanışmasına döndürmeyi başardık. Burada da çok önemli bir nokta var. Bu bağlamda gönüllülük çalışmalarını bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gönüllülük esası bizim için çok önemlidir. Vereceğimiz eğitimler sayesinde onlar da sahada önemli paydaşlarımızdan bir fert olarak onları bekliyoruz eğitimlerimizi ve üye olmalarını. Üye olmak, AFAD'da gönüllü olmanın nasıl olabilirler? E-Devlet üzerinde eğer ki AFAD gönüllülük portalını tıklarsa orada birkaç aşama var. O aşamaları geçtikten sonra sistem o gönüllü adayını bulunduğu ile yönlendiriyor. Bulunduğu ilin AFAD müdürlüğüne yönlendiriyor ve burada kalan daha üst eğitimlerden de geçtikten sonra İşte AFAD gönüllüsü oluyor, akabinde de AFAD destek gönüllüsü ve en yukarısı ise uzman AFAD gönüllüsü olarak bizimle beraber sahada görev almaktadır. Teşekkür ediyorum.